Canon makinalarımızda netleme noktamızı, yani odak noktamızı hareket ettirebiliyoruz. Bunu bütün makine modellerinde, SLR olan özellikle makine modellerinden bahsetmek gerekir tabii ki. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz tuştan gerçekleştiriyoruz. Bu sağ tuşa bastıktan sonra içeriden kontrol ediyoruz vizörden görüntümüzü ve şu üst çarktan ise hareket ettirerek netleme noktalarımızın değiştiğini görüyoruz. Netleme noktamız bize en çok özellikle alan derinliği gibi konularda çok yardımcı olan bir nokta biçimidir. Odak noktamızı hareket ettirmemiz aslında en çok diyaframda işimize yarıyor. Diyaframda netleme noktamızı netlemek istediğimiz yerin üzerine getiriyoruz ve yarım denklem şöyle dokunuyoruz. Otofokus kilidimiz bu objenin üzerinde netlemeyi gerçekleştiriyor. Netleme alanları kontrast ayarlarıyla birlikte gerçekleşiyor. Alan derinliğinde örneğin bir çiçeğin fotoğrafını çekmek istediğimizde sağ tarafta duran bir çiçeğin üzerine netleme noktamızı hareket ettirerek getiriyoruz ve yarım denklem şöyle dokunuyoruz. Eğer açık bir diyaframdaysak o zaman arka tarafta fluluk elde edebiliyoruz. Netleme noktamızın hareket ettirilmesi aslında SLR makinalarımızın en değerli alanlarından birini oluşturuyor. Bu mod genellikle kompakt makinalarda tek merkezde, yani ortada gerçekleşiyor. Bu da bizim yaratıcı fotoğraf çekmemiz için aslında engel olan bir süreçtir.